Sefalar getirdiniz. Kıymetli misafir. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Özellikle son yüzyılda mazlumların tam bir sığınma coğrafyası olmuş bir toprak parçasında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın başında Kafkaslar'da daralan, Balkanlar'da bunalan, ülkenin güneyinde, doğusunda mazlum kim varsa bu topraklara gelmiş. Hep beraber burada etle tırnak gibi olmuşuz. Allah hamdolsun devletimizi kurmuşuz, bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Ne kadar Cenab-ı Hakk'a şükretsek az. O günlerde Osmanlı'ya hayatı zehir edenler, Müslüman Türk'ün bu Anadolu coğrafyasında bile yaşamasına izin vermek istemeyen emperyalist ülkeler binlerce kilometre öteden gelip ülkenin dört bir tarafından saldırdılar. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere hepimizin dedeleri ayağa kalktılar, yokluklar içerisinde onlarla savaşarak derslerini verdiler, hepsini kovdular, püskürttüler. Bu vatanı bize hediye ettiler. Bu vatan çok zor kazanıldı. Bugünlere çok zor gelindi. Bilmiyorum ki içinizde ailesinde şehidi olmayan kimse var mı? Benim büyük dedem şehit. Normalde de dedem benim senelerce seferberlikte gitmiş, harp etmiş, kaç sene yaptığını bile bilmiyor. Öyle ailelerden geliyoruz. Hepimiz böyleyiz. Bakın bugün aynı insanlar, aynı ülkeler, aynı tehlikeli oyunları yine oynuyorlar. 13 bin kilometre öteden ülkemizin güney sınırına geliyorlar, askerlerini getiriyorlar, milyarlarca dolar harcıyorlar, içimizden satlık köpekleri bulup bizlere kurşun sıktırıyorlar. Tek istedikleri var, bu ülkenin bölünmesi ve aşağıda bir terör devletinin oluşması, ülkenin doğusunda başka bir devlet parçasının ortaya çıkması. Bunun için de ellerinden geleni hala yapmaya devam ediyorlar. Onların da üzülerek söylüyorum, siyasi uzantıları satılık uçaklarda ne yazık ki demokrasinin nimetlerinden istifade ederek aramızda dolaşıyorlar. Eğer o teröre karşı, katillere karşı hep birlikte kol kola girsek, omuz omuza olsak onların yapacağı hiçbir şey yok. Bakanlığım döneminde onların yaktığı yıktığı yerleri gidip onardım. 30 binden fazla evi bir sene içerisinde devlet olarak yaptık, mazlumlara teslim ettik. Geçenlerde onları görmek için 200 kadar belediye başkanı arkadaşla Şırnak'a gittik. Cizre'ye gittik, Silopi'ye gittik. Biz gittiğimizde yine o siyasi uzantılar bana yazmışlar. Ne işiniz var Şırnak'ta diye. Orada meydandaki açılışta Şırnaklı Kürt kardeşlerime dedim ki, bana bunu yazan hainlere sorsanıza, ben bir Türkmen çocuğu olarak geldim, size hizmet ediyorum. Şeref duyuyorum. Biz 1000 yıldır beraberiz, kardeşiz. Ama 13 bin kilometre öteden o köpekler, kefereler niye gelmişler? Onlara sorun. Onlar niye milyar dolar harcıyorlar? Niye sizin çocuklarınızın eline silah verip bize doğrultuyorlar? Onlar nereye gittiler de iyilik götürdüler? Nereye gittiler de oraya barış götürdüler, hoşgörü götürdüler? Bunu köpeklere sorsanız da dedim. Bunu her yerde söylemeye devam edeceğiz. Onlara karşı biz bir olacağız, beraber olacağız. Allah'ın izniyle vatanımızın hiçbir toprak parçasından bir karışım bile koparılmasına izin vermeyeceğiz. Dedelerimiz şehit oldu burada. Allah'ın izniyle inanıyorum ki burada bulunan herkes de aynı duyguyla yaşıyor. Allah elimizden bu duyguyu almasın bizim.